arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limonata tarifi vereceğim. Sadece bir tane limonla ve bir tane portakalla 2 litre limonata tarifi vereceğim. Eğer ki portakalı daha büyük kullanıp 2 tane de limon da kullanırsanız 3 litreye kadar da yapabilirsiniz. Şöyle limonlarımı 4'e bölüyorum. Robotumun içerisine atıyorum. Portakalları da aynı şekilde 4'e bölüyorum. Buzluğa atmamızın sebebi daha tadını yoğun veriyor. Dondurmadan da, yani buzluğa atmadan da yapabilirsiniz. Ama dondurup yaptığınız zaman tadını daha yoğun alıyorsunuz. Bir 10 dakika dışarıda bekletin. Ondan sonra kesin, yoksa elinizi kesersiniz. Dikkat edin. Şekerini tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. İyice ezilene kadar robottan geçiriyorum. Az daha suyu unutuyordum. Şöyle yarım su bardağı da su eklemem gerekiyordu. Unutmuşum, şimdi ekliyorum. Robottan çektiğim limon ve portakal şeker karışımı bir derin kabın içerisine alıyorum. Üzerine 2 litre su ekleyeceğim. Önce 1 litresini. Şöyle 2 litre. Şöyle içerisine birkaç tane limon tuzu atıyorum. İyice karıştıracağım. Hemen ardından bir 5 dakikada dinlendireceğim. Şöyle bir derin kabın içerisine temiz bir tülbenti seriyorum. Şöyle yanlarından da bağlayacağım. Ben bunu her zaman böyle limonata yapmak için kullanıyorum. Siz de böyle bir tane kenara koyun, yıkayıp yıkayıp kullanabilirsiniz. Yanlardan şöyle bağlayacağım. Çünkü tutacak kimse yok şu anda. Eğer ki 2 kişi daha varsa yanınızda, 2 kişi olarak yaparsanız daha rahat olur. Şöyle kepçeyle boşaltıyorum. Beklerken limon tuzu da içerisinde eridi. Hemen kenarından geri açıyorum. İçerisine düşürmeden süzdürüyorum. Limonatamı sürahimin içerisine dolduruyorum. Bu aşamadan sonra tadına bakabilirsiniz. Eğer ki şekeri az gelirse şeker ekleyebilirsiniz. Boşalttım. Hemen şöyle bardağımı boşaltayım. İçerisine nane çok yakışıyor arkadaşlar. Kesinlikle atmalısınız. Şöyle nane yaprakları. Çok ayrı bir tat veriyor. Bunu daha çok içeceğiniz bardağınıza atarsanız daha iyi olur. Daha öncesinde beklediği zaman böyle yeşil yeşil kalabiliyor. O yüzden içeceğiniz bardağınıza, içerisine de şöyle limon atıyorum. Limonatam hazır. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.